Merhaba sevgili çocuklar, sizlerle birlikte evet ne yapacağız? Ondalık kesirleri çözümleyeceğiz. Modellerim hazır, alıştırmalarım hazır. Evet sizler de hazırsanız başlayalım ne dersiniz? Hadi gelin önce şu açıklamayı okuyalım. Diyor ki aşağıdaki ondalık kesirleri çözümleyiniz diyor. Evet burada bir takım ondalık kesirler görüyorsunuz. İlk ondalık kesirimiz neymiş? 0 tam 10'da 5 öyle değil mi? Peki 0 tam 10'da 5'i sizlerle birlikte bir modelleyelim mi? Ne kullanacağız onun için biliyor musunuz? 10'da birlikler kullanacağız. 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3, 10'da 4, 10'da 5 ya da 0 tam 10'da 1, 0 tam 10'da 2, 0 tam 10'da 3, 0 tam 10'da 4, 0 tam 10'da 5. Bu 5 tanesi bir araya geldiği zaman 0 tam 10'da 5'i ne yapıyor? Oluşturuyor. Evet, çözümlemeye nereden başlayacağız? Tam kısmından değil mi? Tam kısmında ne var? 0 var. Peki 0 hangi basamakta? Birler basamağında. Hemen şöyle bir parantez açalım. Evet, 0 çarpı 1. Öyle değil mi? Yani kaç tane birlik var? 0 tane. 0 kere 1, 0. O zaman 0'a eşit olmuş oluyor. Araya artı koyuyorum ve tekrar parantez açıyorum. Peki bu basamağın adı? 10'da birler basamağı. Bak burada modellediğimiz basamak. Kaç tane 10'da birlik var? Evet bakın burada yazıyor zaten 5 tane. Modellerken de 5 tane 10'da birliği yan yana koyduk. O zaman 5 çarpı ne diyeceğim? 10'da 1. 10'da 1. Evet, bakın çözümlemesi bu kadar sevgili çocuklar. Evet, şimdi de ne yapalım? 3 tam 1518'i çözümleyelim. Evet, hemen onu ne yapmak istiyorum? Modellemek istiyorum. Bakın, nereden başlıyorduk çözümlemeye? Tam kısmından. Tam kısmında ne var? 3 var. 3 tam. Evet, 1 tam. 2 tam. Ve 3 tam. Görüyor musunuz? Hemen şöyle birazcık yukarıya itelim. Aşağıya iteriz yazarken. 3 tam. Şimdi ne var? 10'da birler basamağında. Evet 5 tane 10'da birlik var. Hemen onu koyalım. Evet 5 tane 10'da birliği koydum. Şimdi bir tane yüzde birlik. Bakın yüzde birliğimde böyle bir minicik bir şey. Evet bakın. Bir tane yüzde birliğim. Ve 8 tane de binde birliğim var. Hemen onu da koyalım. Evet, binde birliklerimi koydum ve hemen görüntüyü büyüteceğim. Siz daha iyi görün istiyorum. Evet sevgili çocuklar bakın bu minikler her biri binde birlik. Kaç tane koyacaktım? Sorumda 8 tane diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gördük mü? Şimdi sayımızı modellemiş olduk. 3 tam, binde 3 tam, binde 510. 8. Hemen ne yapalım? Çözümleyelim. Peki nereden başlıyorduk çözümlemeye? Tam kısmından başlıyorduk değil mi? Hemen şöyle ittireyim. Evet. Kaç tane tam görüyorsunuz burada? 3. Yani ve bu 3 birler basamağında olduğu için 3 kere 1 diyeceğiz değil mi? Parantez içinde hemen yazalım. Evet yazdım. Bakın tam kısmını ne yaptım? Çözümlemiş oldum. Şimdi bunları alıyorum ve devam ediyorum. Evet, tamlarla işim bittiği için onu aldım. Şimdi ne var sırada? Bakıyoruz. Evet, 10'da birler, değil mi? 5 tane 10'da birlik ne yapar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 10'da 1. Evet, hemen çözümlenişini buraya yazıyorum. Evet 5 kere 10'da 1 yazdım. 5 çarpı 10'da 1 artıyı koydum. 10'da birliklerle işim bitti. Şimdi onları da alalım. Evet sırada ne var? Bakın bir tane değil mi? Bu bir hangi basamakta? Yüzde birler. Bak üstünde de yazıyor zaten. Kaç tane var? Bir tane. Bir kere yüzde bir. Yüzde bir. Yazalım buraya. Evet yazdım ve kapattım parantezimi. Artıyı koydum. Bunu aldım. Bununla işim bitti. Şimdi geride ne kaldı? Bak bu minik minik olanlar sevgili çocuklar. Binde birlik kaç tane? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani 8 çarpı binde bir yazmam gerekiyor. Evet 8 çarpı binde 1 ve böylece de çözümleme işini bitirmiş oldum. Haydi bir diğeriyle devam edelim. 16 tam binde 45. Ne yapıyoruz? Tam kısmından başlıyorduk. Ve tam kısmında neyden? En büyük basamaktan. O da nedir? 1 değil mi? Bu okurken 16 diye okuyoruz. Yani onlar basamağında. Yani 1 çarpı 10. Değil mi? Artıyı koyalım.
Bununla işimiz bitti. Üstüne işaret koyuyorum. Şimdi sırada 6 var. 6 birler basamağında. Açtım parantezi. 6 çarpı 1. Yani 6 tane birlik var demek. Şimdi artıyı koyuyorum yine. Şimdi sırada bu 0 var. Açtım parantezi. 0 hangi basamakta? Evet, 10'da birler basamağında. 0 çarpı 10'da 1. Yani hiç 10'da birlik yokmuş. Artı, peki 4 hangi basamakta? %1'ler basamağında. Parantezi açtım. 4 çarpı %1 dedim. Ve bitirdim bak. Artı diyorum. Şimdi hiç kullanmadığım 5 var. 5 hangi basamakta? Binde 1'ler. Açtım parantezi. 5 çarpı. Evet. Binde 1 diyorum. Binde 1. Kapattım parantezi. Bir alıştırmam daha var. Neymiş bakalım? 126 tam %41, değil mi? Nereden başlıyordum çözümlemeye? Tam kısmından başlıyordum. Hemen isterseniz de yazabiliriz. Yazalım. Evet, o notumuzla yazdık. Tam kısmındaki en büyük basamak 1. Üstüne işaret koyuyorum. Evet, hangi basamaktı? Birler, onlar, yüzler. O zaman ne diyeceğim? Parantezi açtım. 1 çarpı 100, değil mi? Yüzler basamağında olduğu için bir tane yüzük var. Kapat parantezi. Artıyı koy. Şimdi sırada 2 var. 2 hangi basamakta? Onlar basamağında. Aç parantezi. 2 çarpı 10, değil mi? Kapa parantezi. Artıyı koy. Şimdi sırada 6 var. 6 birler basamağında. 6 çarpı 1. Kapat parantezi. Şimdi ne yapıyoruz? Yine artıyla devam ediyoruz. Bak. 4 hangi basamakta? 10'da birler basamağında. Açtım parantezi. 4 kere. Evet. 10'da 1. Kapattım parantezi. Artı diyorum. Ve 1 kere. Bu hangi basamak? %1'ler. 1 çarpı %1 dedim ve kapattım parantezi. Çözümleme işlemini bitirdim. Şimdi sizinle farklı bir alıştırma yapacağız sevgili çocuklar. Ne olmuş? Bir okuyalım. Diyor ki aşağıdaki çözümlenmiş ondalık kesirleri yazınız. Gerçekten farklı değil mi? Tam tersini düşünmemiz gerekiyor. Az önce çözümleme yapıyorduk. Yani ondalık gösterimi çözümlüyorduk. Şimdi ne yapacağız? Çözümlenmiş bir ondalık gösterimi yazacağız. Aşağıdaki çözümlenmiş ondalık kesirleri ne yapın diyor? Yazın diyor. Haydi bakalım ondalık kesirleri yazınız. Şöyle bir eşittir koyalım. Bakalım bu neymiş? Şimdi bakıyoruz. Bir kere bir. Hemen şuradan başlayalım. Bir kere bir, bir yapar, değil mi? Evet, bu kesrimizin tam kısmını oluşturmuş oluyor. İsterseniz buraya bir virgül bile koyabilirsiniz. Burada da ne var? Bir kere 10'da 1 ne yapar? Evet, 10'da 1 yapar. 10'da 1. Peki bunu nasıl yazarız şimdi? Hemen şöyle yapalım mı? Şuna tam kısmı diyelim. Tam. Burası da kesir. Kesir kısmı olacak. Şimdi yazalım hemen. Bu tam kısmıydı. Bir tamı yazdık. Virgülü koydum. Bu virgül buraya koyabilirsin. Ve 10'da 1. Evet, 1 tam 10'da 1. Öyle değil mi? Şunu yazarken de nasıl yazıyoruz? 0 tam 10'da 1. Ama 1 tamı da burada vardı. 1 tam 10'da 1'e denk gelmiş oldu. Hadi şimdi bir başkasına geçelim. Evet, bakın ne yapılmış? 2 kere 10 denmiş. Evet, hemen altına yazabiliriz. 2 kere 10, 20, değil mi? Ve 3 kere 10'da 1 ne yapar? Evet, 10'da 3 yapar. Öyle değil mi? 10'da 3 ve 5 kere %1. Evet, bu da ne yapar? %5 yapar. Hadi gelin şunları şöyle yazalım. 0 tam 10'da 3 olur, değil mi? Ondalık gösterimi bunun. Evet, 0 tam %5 olur. Öyle değil mi? Evet. Hemen ne yapalım? Buraya sayımızı yazı verelim. Evet, bakın burası tam kısmını oluşturuyordu. Şuraya tam yazalım. Bütün şunlar da sevgili çocuklar kesir kısmı. Kesir. Kesir kısmı. Peki ne yapacağız şimdi? Önce tamı yazacağız. 20 tam, değil mi? Virgülü koy. Bu onda birler basamağı. Onda birler basamağı 3 ve yüzde birler basamağı 5. 20 tam %35'miş sayımız. Haydi bakalım bir sonrakiyle devam. Bakın 5 kere 100. Aferin size. 500. Sonra 2 kere 10, 20, değil mi?
Artı bile koyabilirim araya. Sonra nedir? 4 kere %1. Bu nedir? %4 yapar değil mi? Hemen kesir olarak yazalım. %4. Onu da ondalık kesir olarak yazalım. 0 tam %4. Hemen ne yapacağız buraya? Sayıyı yazalım birlikte. Yazmadan önce ne yapıyorduk? Bak, bu ikisi neyi oluşturuyordu? Tam kısmını oluşturuyordu. Tam. 520 daha. 520 tam. Virgülü koyduk. Şimdi burası %1'ler basamağı. Ama öncesinde ne var sevgili çocuklar? Öncesinde onda birler basamağı var. Onun için bir sıfır koyabiliriz. Ama ya da direkt %4 yazabiliriz. O zaman da buraya sıfır koymak zorundayız zaten. Onda birler basamağı için sıfır koydum ve bu %1'lerdi. 4'ü koydum. Yani sayımız 520 tam %4. Haydi bir tane daha var. Neymiş bakalım? 3 kere 1000 denilmiş. 5 kere 1 denilmiş. Değil mi? Hadi 3 kere 1000. 3000 yazalım. Hemen görüntümü kontrol ettim. Güzel. 5 kere 1 5. Bak, burası tam kısmını oluşturdu. Şurası 2 çarpı %1. Nedir o da? Hemen yazalım. Yüzde 2 tane %1 %2 yapar. Burası ne yapar? Şöyle de koyayım. Evet, bir kere binde bir. Bir kere binde bir, binde bir yapar. Öyle değil mi? Binde bir. Hemen bunlara karşılık gelen ondalık gösterimi de yazalım. Sıfır tam %2. %2. Bu da sıfır tam binde bir. Şimdi şuraya neyi yazacağız? Bu sayıyı yazacağız. Bakın sevgili çocuklar, 3005. Burası ne olacak? Tam kısmı. Hemen yazalım. Tam. Burası da kesir kısmı. Şöyle kesir yazdık. Eşittiri koyduk. 3005 daha. 3005. 3005 tam. Değil mi? Şimdi onda birler basamağı yok. Olmadığı için bir sıfır koydum. Yüzde birler basamağına 2. Binde birler basamağına 1 koydum. Evet, neymiş sayımız? 3005 tam, binde 21'miş. Evet sevgili çocuklar, bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sizlere iyi günler diliyorum. Ama bol bol soru çözmenizi ısrarla öneriyorum. Ne kadar soru çözerseniz o kadar çok pratikleşirsiniz. Hoşça kalın.